Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de size ısı ve öz ısıyı anlatacağız. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman başlayalım evladım. Evladım ne acıyor evladım. Bak, ısı ve öz ısı deyince aklımıza şunlar gelecek. İlk başta birkaç deney yapacağız seninle. Hep deney soruları çok önemli bak. Deneyler çok önemli. O zaman bir tane deney yaptık diyelim. Bak, 100 gram su 100 gram su aldık. Tamam. İki kapta da 100 gram su var. Ama ikisi de su, dikkat et. Bir tanesi 30 derecede, bir tanesi 50 derecede. Sence hangisinin ısısı daha büyüktür? Hocam 50 derece olan işte. Evet, mantıklı değil mi? Bu çok basit değil mi? Yani bunu herkes anlayabilir. Dolayısıyla Q1 ve Q2'den hangisi daha büyük? Q2 daha büyüktür. Doğru. Q ısının sembolüydü hatırlıyorsan. Peki o zaman buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz Tonguç? Isı ile sıcaklık doğru orantılıdır diyebilir miyiz Tonguç? Diyebiliriz hocam. Yani bir şeyin sıcaklığı arttıkça ısısı artar diyebilir miyiz Kesinlikle. Tonguç? Mükemmelsin Tonguç. O zaman bu birinci bilgimiz. Bak, bu birinci bilgimiz. Tamamdır hocam. Deney 1'de birinci bilgiyi aldık mı? Aldık hocam. Şimdi bu zaten herkesin bileceği. Peki ikinci deneyde de burada herkesin karıştırdığı bir nokta var. 100 gram su, bir de 30 gram su var. Bu 30 derecede, bu da 30 derecede. He. Hangisinin ısısı daha büyük sence? Tabii ki de hocam 100 gram suyun daha büyük. Yani soldakinin. Q1. Emin misin evladım? Hocam. Bak, karıştırmaya başladın sen de şimdi. Q2 hocam. Ha, Q2 daha büyük diyorsun değil mi? Zaten öbürü olmasa çünkü öbürü daha kısa sürede ısınır falan. Hayır işte evladım bak. Herkes bunu karıştırıyor. İlk söylediğin doğruydu. Neden doğruydu? Bak evladım, 100 gram olduğu zaman, yani ne kadar fazla su olursa maddenin taneciklerinin sahip olduğu toplam enerji daha fazla oluyor. Ha. Bak, bunların ikisinin de ortalama enerjisi aynı. 30 derece 30 derece. Evet. Ama burada daha fazla tanecik var. Daha fazla tanecik olunca ısı da daha fazla oluyor. Çünkü ısı toplamda değil mi hocam? Evet, ısı toplam enerjiydi. Bu ise ortalama. İkisinin ortalaması aynı. Ama evet, burada daha fazla sayıda eleman var. Dolayısıyla sıcaklıklar aynı ama öbüründe daha fazla eleman olduğu için ısısı fazla. Evet, aynı öyle. Herkes diyor ki ya bu daha basit, bu daha fazla ısısı var. Daha yoğun gibi geliyor. Evet, daha az, daha şey, hemen ısınır. Halbuki hemen ısınması ısının daha fazla olduğunu göstermiyor. Herkes bunu karıştırıyor. Sen de arada bocaladın, dikkat evet, ettiysen. Karıştırdım hocam. O yüzden diyecek ki ısıyla madde miktarı birbirleriyle doğru orantılı, tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Yani ne kadar çok madde, o kadar çok ısı. Burayı anladık mı Tonguç? Hatta bunu günlük hayatımızdaki bir örnekle de şey yapabiliriz. Çok yemek çok ısı. Şöyle düşün. Annemiz bir tencerenin yarısına kadar koydu. Bir tencerenin de hepsini koydu. Annemiz o mu hocam? Annemiz derken aşçı işte, her neyse. Anladım. Ne tipsiz anne olmuş gerçekten. Böyle olmaz. Bu aşçı olsa gerek. Tamam hocam. Şimdi Tonguç'um bak, bir 200 gram bir 500 gram koydu. Hangisi daha fazla ısıya ihtiyaç duyar? Sağdaki 500 gram. Sağdaki 100 derece kaynatmak için bunu daha fazla ısıya ihtiyaç duyarsın. Yani bu şu demek. Bu daha fazla ısı alır. Demek ki son durumda bunun ısısı daha fazladır Tonguç. Anladım hocam. İkisi de 100 derecede olsun diyelim. İkisi de 100 dereceye çıktı. Kaynamak üzereler. Ama buna daha fazla ısı verdik. O zaman bu daha fazla ısı aldı ve daha ısı daha fazladır. Buradan da aklına getirebilirsin Tonguç'um. Peki ısı ile ilgili bir şey daha var. Deney 3. Son artık. Isının madde miktarıyla orantılı olduğunu anladık. Sıcaklıkla doğru orantılı. Şimdi de ısının, bak şöyle düşüneceğiz. 30 derecede 30 derecede. 100 gram su, 100 gram alkol. Hangisinin ısı daha fazladır? Tabii ki hocam alkolün. Attım. Diye attın, salladın evet sonuçta. Ama bunu zaten bilmen gerekmiyor, beklenmiyor senden. Şöyle düşüneceksin. Bunların ısısı farklıdır diyebileceksin sen. Ha. Isısı neden farklıdır? Taneciklerin cinsleri farklı. Bu su, bu alkol değil mi? Peki burada şöyle bir özellik çıkıyor. Suyun öz ısı denilen bir şeyi var. Öz ısısı suyun C diye gösteriliyor hatta. Alkolden daha büyük olduğu için suyun ısısı daha fazla oluyor burada. Anladım hocam. Tabii bunu bilmen gerekmiyor ama bunu şurada bilmen gerekiyor. İkisinin farklı olduğunu bilmen gerekiyor Tonguç'um. O zaman ısı neye bağlıymış Tonguç? Cinse. Madde cinsine bağlıymış. Bak Tonguç, iki tane şeyden sonra bir de üçüncü bu artık. O zaman ısı nelere bağlı Tonguç? Söyle bakalım. Isı. Miktar. Sıcaklığa bağlı. Madde miktarına bağlı. Bir de neye bağlı Tonguç'um? Maddenin cinsine bağlı. Maddenin cinsine bağlı. Burayı anladık mı Tonguç'um? Hocam çok güzel anlattınız. Evet, estağfurullah evladım, saçmalama. Şimdi bak Tonguç'um bak, maddenin cinsiyle ilgili de şu deneylere bakalım. Yine bir cinsi var yani. Evladım bak, Biz su koyduk bir kaba, bir de demir talaşı koyduk. O ne hocam? Tamam mı? Demir talaşı ne? Demir talaşı, demir tozu. Demir tozu. Demir tozu. Yani demirin küçük küçük parçalanmış hali. Anladım hocam. Koskocaman demiri kaba koyamayız değil mi? Yani mümkün kabın değil. Şeklini alamaz sonuçta. Ama demir talaşı toz gibi bir şey. Ha, özüse otobüs firması hocam. Hakiki Koç falan gibi hakikisi. Evet. İşte öz Koç falan öyle, Allah, öz Kamil falan öyle bir şey değil mi? Şimdi Tonguç'un bak 200 gram su ile 200 gram demir talaşından ikisini de ısıttığımız zaman Tonguç mesela bunu 30 dereceden 31 dereceye çıkarmak istiyoruz. Tamam. Bunu da aynı şekilde 30 dereceden 31 dereceye çıkarmak istiyoruz. Tonguç bir derece değiştirmek istiyoruz değil mi? Hangisine daha fazla ısı veririz biliyor musun Tonguç? Demir talaşını hocam. Hayır, tam tersi. Herkes aynı şekilde düşünüyor. Suya daha fazla ısı veririz. Niye hocam? Çünkü Tonguç'um bak sana bir deney yapacağım şimdi. Hazır mısın? Hazırım hocam. Hazır mısın? Tonguç'um bak. Şimdi bir tane mum aldık, tamam mı Tonguç? Evet hocam. Bu mumu koyuyoruz buraya. Şimdi hocam Tonguç, aydınlık mum niye yaktınız? Orası karanlıkta değil ki. Bunu söndürelim. Tonguç bak, elimizi şöyle tutsak, tamam mı? Oha ısındı tutamıyorum artık. Neden hocam? Çünkü Tonguç demir hemen ısınır. Ha, hemen sıcaklığı artar. İletken. Acayip iletken ve öz ısısı çok düşük Tonguç. Çok düşük olanlar hemen ısınır. Anladım. Çünkü onları ısıtmak daha kolaydır. Aynı annemizin yaptığı yemekte gibi. 200 gram yemekle 500 gram yemek hangisini daha kolaydır ısıtmak? 200 gramı daha kolaydır. Doğru. O yüzden o çok fazla ısı alamaz içine. Daha fazla ısı depo edebilmesi için daha fazla madde olması gerekiyor. Burada ise maddenin cinsi önemli. Mesela bak tahtayı tutuyorum Tonguç. Hiçbir şey hissetmiyorum. Anladım. Çünkü tahta yanmaya başladı. Ama demiri tutuyorum. Anında şu anda hissediyorum. Bak şu anda ısı hissediyorum. Hocam durun, yanmayın hocam. Aman evladım aman. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Demirin öz ısısı çok düşük olduğundan dolayı hemen sıcaklığı artabiliyor. Yani bunu arttırmak için bizim 50 kalori ısıya ihtiyacımız varsa bunu arttırmak için, suyu ısıtmak için 300 kaloriye ihtiyacımız var. Yani daha zor ısınır bu su evladım. Hatta şöyle düşün. Karalar, hani coğrafya dersinde gördün. Karalar kolay ısınır, kolay soğur. Deniz geç ısınır, geç soğur. Neden? Çünkü daha yoğun. Çünkü öz ısı daha fazla. Öz ısı ne kadar fazla olsa ısıtmak, soğutmak da o kadar zordur. İnsan vücudunun da %70'inin su olması aslında Allah'ın bize bir lütfu. Anladım. Eğer %70'i su olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu hocam? Hemen ısındı, hemen soğurduk. Vücut sıcaklığımız 36 dereceyi geçtiği zaman hemen böyle yamuluyoruz ya. Evet hocam. Mesela bir sıcak bir ortama gittik. Hemen vücut sıcaklığımız çıkardı, ölürdük. Allah korusun. Düşünsene 40 dereceye çıkartınca senin mesela ateşin 40 dereceye çıktı, ne yapıyor annen? Hemen hastaneye götürüyor falan değil mi? Evet. Su olmasaydı işte, su geç ısınıp geç soğumasaydı mahvolmuştuk. Anladık mı? O zaman sürekli su içmeliyiz hocam. Su evladım ya, içsem canım ne? Bak 1 gram su 25 derecede. Bunu 26 derece yapabilmek için ne kadar ısı vermemiz gerekiyor biliyor musun? 1 derece. 1 kalori ısı vermemiz gerekiyor. Yani bunun sıcaklığını ne kadar değiştirdik Tonguç? 1 santigrat. 1 santigrat derece. 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat değiştirmek için ne kadar ısı verdik? 1 kalori. O zaman suyun öz ısısına ne diyebiliriz biliyor musun Tonguç? 1 diyebiliriz. Bunu da öz ısının tanımından bakalım Tonguç'um. Bak. Öz ısı 1 gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli ısı miktarı Tonguç. Demin yapmıştık bir deney hatırlıyorsan. C su kaçtı? C su. Yani suyun öz ısısı 1 kaloriydi değil mi? 1 kaloriydi. Suyun öz ısı 1 kalori gram santigrat derece. Öz ısının birimi ise bak dikkat et, burası önemli. Kalori gram bölü gram derece. Bunu bazen arkadaşlarımız karıştırıyor. Peki sence demirin öz ısısı nedir? Demin yaptığımız deneylere çıkarak hadi bakalım bir çıkarım yapmaya çalış. Daha mı fazla, daha mı az bir kere? Daha az. Demirin çok çok az. Demir hemen ısınır, hemen soğur. Eliniz yanmıştı hocam. O yüzden 0,2 civarında bir şey. Yani kalori 5'te 1 gram derece. Evet, çok az. Dolayısıyla bak su geç ısınır, geç soğur. Bu çok önemli bir laf. Hatta buna zor ısınır, zor soğur da diyebiliriz. Tamam. Ama demir kolay ısınır. Zaten elimizin yanmasından hatırlayacaksın. Kolay ısınır, kolay soğur. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Çok net anladım. Eğer bunu anladıysan Her şeyi şimdi anladım. Gel bakalım bir soru sana. Hocam hemen zorlaştırdım. Şimdi bak. İki şey öğreniyorum, hemen zorlaştırıyorsun. Evladım saçma. Bak, A maddesi, B maddesi, C maddesinin grafiklerini verdim. Zamanla bunları özdeş ısıtıcılarla ısıtıyorum. Bunların kütleleri de aynı, tamam mı? Her tamam. Şeyleri aynı. Şimdi bak, A maddesi sıcaklığı ne olmuş? 0 dereceden buraya çıkmış. B maddesinin sıcaklığı buraya. C maddesi... Şimdi hangisi daha hızlı sıcaklığını arttırmış? Hangisi A maddesi hocam. Daha kolay ısınmış? A maddesi. Hangisi zor ısınmış Tonguç? C maddesi hocam. O zaman öz ısılarının sıralanışı hangisidir Tonguç? En fazla öz ısı olan hangisidir? A maddesi. Kolay ısındığı için. Kolay ısındığı için. Kolay ısının öz ısısı daha mı fazladır Tonguç? Evet hocam. Şimdi bak Tonguç'um, hemen şöyle yapalım. İyi ki bu hatayı yaptın, aferin. Kolay ısınana ne diyecektik? Hemen demir diyecektik değil mi Tonguç? Ha, pardon. Zor ısınana ne diyecektik hemen? Bak örneklerini su. Ver. Sınavda da örneklerini ver. Su diyecektik Tonguç. Doğru. O zaman anladım. Suyun öz ısısı daha fazla, demirin öz ısısı daha fazla. Demin yapmıştık. Bak bunu suyun çok iyi. Daha fazla. Suyun öz ısısı demirin öz ısısından her zaman daha fazladır. Bunun 1'di, bunun 0,2'ydi. Doğru. O zaman şimdi sıralamışlarını yapalım. Zor ısınanın daha fazla öz ısısı vardır. O zaman C büyüktür. C. B büyüktür A diyoruz değil mi Tonguç'um? Evet hocam, doğru. Anlaştık mı? En zor ısınanın en fazla öz ısısı vardır. Unutma Tonguç'um. Bu çok önemli soru, çok çıkar. Peki kalorifer peteklerinin içinde su yerine yağ olsaydı ne olurdu diye düşünelim bir de. Ona bakalım. Günlük hayattan bir örnek, çok da çıkan bir örnek. O yüzden iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Tonguç, kaloriferler bizi ısıtıyor biliyorsun. Hocam ben kaloriferin içine civa koymayı düşünüyorum. Hani civa nasıl olsa ısısı değişmiyor, hep durur. Civanın öz ısısı sence fazla mıdır, az mıdır? Civanın öz ısısı hocam bence fazladır. Evladım bak şunu unutma. Metallerin öz ısısı, azdır. Çok azdır. Neden çok az biliyor musun? Hemen ısınır, hemen soğurlar. Ha. Metallerin ısı iletkenliği çok fazladır çünkü. Metallerin öz ısısı çok az olduğu için civa da bir metaldir aslında. Doğru. O zaman öz ısısı azdır. Peki suyun öz ısısı nedir biliyor musun? Hemen söyleyeyim sana. 1'dir. Yağın öz ısısı da 0,5'tir. Sence kaloriferin içinde su yerine yağ olsaydı ne olurdu Tonguç? Her taraf kokardı hocam. Hayır evladım, içinde sen görmüyorsun. Kokusunu da almıyorsun. İçinde dolaşıyor. Bak su 1, yağ 0,5. Daha çabuk ısınırdı kalorifer. Yağ olsaydı daha çabuk ısınırdı. İşte bak zekasın ya. Zekasın ya. O zaman aferin, yağ koyalım evladım. Hocam. Çabuk ısınırdı. Ama yağ maliyetli evladım. Ha. Yani yağın kilosu ne kadar, suyun kilosu ne kadar düşün. Anladım, anladım. O zaman tongucakademi.com'u takip et evladım. Hocam takip eden biri bize mektup yolladı. Bing dong. Evet, bir de mail geldi. Hemen bakalım neymiş. Kimden geldi Tonguç sence bu? Hocam Muhammed'den gelmiş. Ayaz demiş. Mehmet hocam adamsın, eskiden kökü görünce boş bırakırdım. Şimdi direkt yapıştırıyorum cevap. Yapıştırsın hocam. Evet yapıştırsın tabii, kara köksü. Ama burada fen sınavının içinde geldi. Fen dersinin içinde geldi. Neyse olsun, hadi bakalım. Sıkıntı yok. Tonguçakademi.com'a üye ol mutlaka Tonguç'cum. Sitemizi çok uğraşıyoruz düzeltmek için, unutma. Bu videoyu da paylaş arkadaşlarına. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım evladım.